678. konu, Şura'nın ehil olanlara bırakılması, Hazreti Ömer'in öldürülmesi, halife seçiminin 6 kişiye bırakılması ve İbni Abbas'ın Hazreti Ömer'i övmesi, Ebu Lulu, iki hançer darbesi vurarak, Hazreti Ömer'i öldürmüştü, Hazreti Ömer, halka karşı bilmeden bir kusur mu işledim ki, beni vurdular, diye düşündü ve İbni Abbas'ı çağırarak, acaba bu, bir takım kimseler tarafından düzenlenmiş bir suikast midir, bunun sebebini öğrenmek istiyorum, diyerek inceleme yapmasını istedi. Çünkü Ömer, İbni Abbas'ı sever ve güvenirdi. İbni Abbas çıktı. Hangi cemaatin yanından geçtiyse onların ağladıklarını gördü. Hazreti Ömer'e gelerek, hangi cemaatin yanından geçtiysem, ey emir el müminin, ağladıklarını gördüm, sanki onlar bugün ilk çocuklarını kaybetmişlerdir, dedi. Hazreti Ömer, o halde, beni kim vurdu, dedi. İbni Abbas, seni mecusu olan Ebu Lulu vurdu, dedi. Bu söz üzerine baktım ki Ömer'in yüzünü gülücükler kapladı, sevindi ve, hamd o Allah'a ki, beni la ilahe illallah diyen bir kimsenin eliyle öldürmedi, ben size, esir düşen acem kafirlerinden kimseyi Medine'ye getirmeyiniz, demiştim, fakat beni dinlemediniz, dedikten sonra, benim kardeşlerimi bana çağırınız, dedi, kardeşlerin kimlerdir, dediler, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avef ve Saad bin Ebi Vakkas'tır, dedi, böylece onlara haber gönderildi, Hazreti Ömer başını kucağıma koydu, onlar geldiklerinde, işte geldiler, dedim, bunun üzerine ben halifelik konusunda düşündüm. Sizi halkın başı ve önderleri olarak görüyorum. Bu iş ancak sizin aranızda olur. Siz doğru oldukça halkın durumu da iyi olur. Eğer bir ihtilaf olursa mutlaka sizin aranızda olacaktır." dedi. Hazreti Ömer'in ihtilaf ve şikaktan bahsettiğini işittiğimde zannettim ki bu ihtilaf olacaktır. Zira Ömer'in dedikleri çok zaman çıkardı. Sonra çok kan zayi etti. Onlar aralarında fısıltı şeklinde konuştular, aralarındaki bir kişiye biat ettiklerini sandım, onlara, müminlerin emiri daha sağdır, iki halife bir arada olmaz, dedim. O sırada Hazreti Ömer, beni kaldırınız, dedi. Hazreti Ömer'i kaldırdık. Hazreti Ömer onlara hitaben, üç gün aranızda istişare ediniz, bu zaman zarfında halka Suheyb namaz kıldırsın, dedi onlar, biz kiminle istişare edelim, ey müminlerin emiri, deyince Hazreti Ömer, muhacirlerle, ensarla ve Medine'de bulunan ordu kumandanlarıyla, dedi. Sonra Hazreti Ömer süt istedi, onu içti, süt olduğu gibi iki yaradan da çıktı. Ömer bu durumu görünce öleceğini anlayarak, şu anda eğer bütün dünya benim olsaydı kıyamet dehşetini görmemek için hepsini fidye olarak verirdim, dedi. Ben de sen o kimse değil misin ki Hazreti Peygamber İslam'ı seninle güçlendirmesi için Allah'a dua etti. İslam, Hazreti Peygamber ve ashabı senin Müslüman olmanla serbest diye kavuştular. Sen hicret ederken senin hicretin Müslümanlar için bir fetih oldu. Hazreti Peygamber'in yaptığı hiçbir savaştan geri kalmadın. Hazreti Peygamber senden hoşnut olarak vefat etti. Sonra halifesine vezirlik yaptın. Hiç durmadan gayret gösterdin her tarafa savaş açtın, öyle ki insanların hepsi isteyerek ve istemeyerek İslam'a girdiler, Hazreti Peygamber'in halifesi de senden hoşnut olarak vefat etti nokta sonra onun yerine geçtin, senin sayende şehirler kuruldu, devletin geliri çoğaldı, İslam düşmanları güçlerini kaybettiler, Müslümanlar bolluk ve refaha kavuştu, sonunda Allah Teala sana şehitlik nasip etti, ne mutlu sana, dedim bu övgüler karşısında, vallahi sizin sözlerinize aldanan mağrur olur, dedi. Sonra, kıyamet günü sen bana şahitlik eder misin, diye sordu. Ben de, evet, şahitlik ederim, dedim. Bunun üzerine, Allah'ım, hamd ancak sana mahsustur, dedikten sonra, başımı yere koy, dedi. Ben de başını oyluğumun üstünden bacağımın üstüne koydum.